Kul billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Ramazan'ın şerifiniz mübarek olsun. Rabbim şu Ramazan'ı hayırlara vesile etsin. Bu Ramazan inşallah böyle temizlik ayı olsun. Sadece mekanları, kalpleri, ruhları değil kafaları da şüphelerden, vesveselerden her akşam yapacağımız derslerle, sohbetlerle temizlediğimiz, berraklaştırdığımız bütün o şüphe ve vesveselerden arındırdığımız bir ay olsun istedik. İnşallah beraberce her gün bir mevzu üzerine imanı kuvvetlendiren hakikatlerle Buluşacağız beraberce istifade etmeye çalışacağız imanımızı kuvvetlendireceğiz inşallah. Şimdi hani küçük küçük ipler bir araya geldi mi incecik incecik lifler değil mi kopmaz halatlar oluşur. Gemileri tutan halatlar var ya kopmaz halatlar. Hep incecik incecik iplerden oluyor. Şimdi biz de inşallah böyle her akşam. Her gün şu beraberliklerimiz, bunun arkasından sizin kendi şahsi okumalarınız. Bunlar iman idmanıdır aslında. İmanı kuvvetlendiren birer lif, birer ip. Bunlar birleştikçe, birleştikçe, birleştikçe şeytanın da sekeratta koparamayacağı sağlam bir imanı elde etmemize vesile olacak inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hakikaten Ramazan şu manada bir güzelliğe büründü. Normalde şu musibet hakikaten Ramazan'ı Ramazan olmaktan çıkarmıştı. Şu virüs musibeti camiler perişan, insan sokaklar sessiz, Ramazan heyecanı, Ramazan havası kalmadı diye düşünürken şu elhamdülillah şu canlı yayınlar normal Ramazan vaktinde ulaşamay ulaşamayacağımız, ulaşma ihtimalimiz olmayan insanlara da bu vesileyle ulaşmış olmamız, akşama kadar gelen mesajlar, insanların o bataklıktan nasıl kurtulduğunu bizzat kendimiz yaşayarak görüşme, görmemiz. Bunlar adeta Ramazan'ı heyecanlandırdı, bereketlendirdi. Ve inşallah bizim için şu Ramazan cephane teminatı olacak. Yani cephanemizi temin edeceğiz. Ha, şeytana karşı, nefse karşı, şeytana uymuş insanlara karşı inşallah şu hakikatlardan alemimizi dolduracağız ve her şüpheye, her vesveseye verecek bir cevabımız olacak inşallah beraberce. Rabbim sağlık, sıhhat ihsan etsin. İnşallah şu Ramazan'ın sonuna kadar şu iftar vakti programını beraberce devam ettirelim çok gönüllere, kalplere ışık tutmaya vesile olsun. Biz istiyoruz ki hep beraber seferber olalım. Şu Ramazan hem de şu musibetin define vesile olsun. Sadaka belayı def eder buyurmuş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bir insana verilebilecek en büyük sadaka nedir? Onu bir gün idare edecek bir para vermek veya diyelim erzak vermek, ev vermek, araba vermek, ayakkabı almak, pantolon almak bunlar hep sadakadır. Ama verilebilecek en büyük sadaka ona ebedi saadetin anahtarı olan imanına vesile olmak, iman hakikatlarını ulaştırmak, ona değil mi ebedi cenneti adeta iman vesikasıyla vermektir. Ha, bizim elimizden insanlara cenneti vermek, İmanı vermek gelmez ama vesile olmak gelir. Şimdi biz diyoruz ki ya ümmeti Muhammed perişan, gençlik perişan, uyuşturucunun pençesinde, insanlık adeta perişan bir halde. Ee, ne yapacağız? Allah yardım etsin. Allah yardım etsin. Cenab-ı Hak da diyor ki e, kulum sen yardım et onlara. Onların imdadına koş. Biz diyoruz Allah yardım etsin. Allah diyor siz yardım edin. Ne yapacağız? Tamam Allah yardım edecek neticede. Biz yardım etmeyeceğiz. Bizim elimizden bir şey gelmez. Ama Allah seni vesile edecek. Seni kullanacak. Senin vesilen ne yardım edecek? Ama Allah yardım edecek. Şartlar hazır. Değil mi? Sana hidayeti verdi. Seni onların imdadına koşmak için gayrete getirdi. Sen eğer o vazifeyi yapmaz. Eğer bu sana gelen elektriği onlara ulaştırmazsan o zaman hidayetin vesilesi olamadığın gibi Allah muhafaza daraletin vesilesi olabilirsin. Ha, çünkü insanın yaptığı hayırlarda hissesi yok hükmündedir. Düşünün mesela bir insanın hidayetine vesile oldunuz. Bir insanı Gayrı meşru bir yoldan tuttunuz çıkardınız. Bir insanın namaza başlamasına vesile oldunuz. Bu bir fiil mi? Bakın bunu emreden Cenab-ı Hak, sana hidayeti veren o, ona da hidayeti veren o, değil mi? Sana bu gayreti veren o, hayatı veren o, 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 o. Biz ne yaptık? Binde bir hissemiz var. Sadece meylettik, ettik, irade ettik. Sadece istedik. Ha, ama eğer Cenab-ı Hak bize bütün bu nimetleri verdiği halde, onun imdadına koşmamızı da emrettiği halde, eğer biz onun imdadına koşmaz, bu vazifeden geri durursak, onun hidayetine vesile olamadığımız gibi dalaletine vesile olmuş oluruz. Ya ben bir şey yapmadım ki. İşte o noktada bir şey yapmamak da büyük bir cinayettir. Sen geminin dümenine oturdun. E Yapman gereken vazifeyi yapmadın. Yat, yan Osman yattın orada uyudun. Gemi buzdağına çarptı batmaya başladı. Gelip yakana yapışsalar ne yaptın? Vallahi bir şey yapmadım ya. Şu köner kenarda yattım 15 dakika ya. Ne kızıp duruyorsunuz? Bir şey yapmadım ben. Doğru yapmadım. Ama o konumda, o vaziyette o dümenin başına oturmuşken bir şey yapmamak da suçtur. Suç. Öyleyse ha, ben suya sebana dokunmam. Kalbim temiz. Kimseye de zararım yok, ben bir şey yapmadım. Öyleyse Allah beni haşa hesaba çekmez, çekemez haşa. Olur mu böyle bir şey? ha O noktada bir şey yapmamak da nedir suçtur? Şimdi şu anda, şu vaziyette, şu derslerin, şu hakikatlerin insanlara. kurtarmaya vesile olacak bir peygamberi de örnek yaptı, model yaptı, rehber yaptı bize kadar hidayet geldi, şu hakikatler bize ulaştı ama biz birilerine ulaştırma gayreti taşımadık. Ha, bundan mesul oluruz. Hakikaten mesul oluruz. Şimdi rahme erdem abi var Allah selamet versin, üstadı görmüş bir abimiz, çok kıymetli bir insan. Zübeyir abi ile de beraber bulunmuş, beraber kalmış. Kendisinden bizzat dinlemiştim. Dedi ki, ben dedi Vana e, hizmete gönderdiler beni dedi. Ondan önce işte İstanbul'dan Vana gitmek biraz böyle e, zor geldi bana. Ta Türkiye'nin bir ucu. Ben de düşünüyordum gitsem mi gitmesem mi, şöyle mi böyle mi diye. Zübeyir Abi bana dedi ki, kardeşim dedi, şimdi Türkiye'nin öbür ucunda bir insan sekeratta ölecek, imanı tehlikede, haşirle ilgili, ahiretle ilgili şüpheleri var, vesveseleri var. Şeytan onun imanını çalabilir. Böyle şeytanla celalleşiyor, imanı tehlikede. Sen demiş, Rahmi abiye diyor Zübeyir abi, sen demiş şu 10 kuruşluk haşir risalesini, 100 lira masraf yapıp o adama götürmezsen yarın duzi mahşerde o senin aleyhinde dava açsa o davasını kazanır sen kaybedersin. Allah Allah. Öyleyse biz bize nasıl birileri bu hakikatları taşıdı ulaştırdı? Bedel ödediler. Uğrunda hayatlarını verdiler. Çile çektiler. Neleri göze aldılar bize ulaşması için? Öyleyse bizim de bir zahmet bir tuşta birilerine ulaştırmak boynumuzun borcu üzerimize büyük bir mesuliyet. Yani ısrarla tekrarla paylaşın 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 dememizdeki hikmet ve mana aslında bu. Çünkü şu mesela bugünkü okuyacağımız ders Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlatan bir ders ya tam da şimdi ihtiyaç. Ağzını açan Kur'an'a hücum ediyor. Ya bu beşer kelamına da benziyor, insan sözüne de benziyor, haşa Allah böyle konuşur mu, şöyle mi böyle mi diye her taraftan Kur'an'a yapılan hücumlar var. Buna karşı biz de Kur'an'ın kendi kendini müdafasını, yine Kur'an'dan aldığımız hakikatlerle Kur'an'ın hakikatlerini, Kur'an'ın kelamullah olduğunu, Allah kelamı olduğunu ispat etmek zorundayız ve bunu insanlığa ulaştırmak bizim boynumuzun borcu. Ha. <laughs> Onlar bu şeytan. Şeytanın askerleri. Şeytana uymuşlar. Ha, onların hizbü şeytan olduğu bir harp meydanında biz de hizbül Kur'an olacağız. Kur'an'ın askerleri olup Kur'an'ı savunacağız. Eğer vazifemizi yapmazsak askerlikten, bu vazifeden, bu kutsal şereften, bu rütbeden bizi ayırırlar rütbelerimizi sökerler, kalırız dışarıda Allah muhafaza. Ha, öyleyse bu işin hakkını vereceğiz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Kur'an'ın kelamullah olduğuyla alakalı, Kur'an'ın yedi vecihle harika, kırk vecihle mucize olduğunu, 25 beşinci söz, adeta böyle iki kere iki dört eder gibi ispat etmiş. Kim okusa, Bırakın Kur'an'ın kelamullah olduğuna inanmasına, Kur'an'a hayran hayran bakacak. Baştan sona belki 80-100 sayfaya yakın bir ders. Ama biz bunun içinden bir paragraf okuyacağız. 40 vecihle mucize, 7 vecihle harika olduğunu ispat ediyor. Biz sadece bir veci'nin bir bölümünü okuyacağız. Gerisini siz düşünün artık. Ha. Nasıl bir usta? Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'ın şu kainatı yaratan zatın kelamı olduğunu, kainatın sahibinden başka hiç kimseye yakışmayan bir kelam olduğunu ispat eden bir ders bu. Hani ona itiraz edenler onun beşer kelamı olduğunu iddia ediyorlar ya, bunu bir insan yazmış, haşa Muhammed yazmış diyorlar onların dilinden. Halbuki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi. O kadar aptallar ki okuma yazma bilmeyen bir zata kitap yazmak gibi bir fiili isnat ediyorlar, dayandırıyorlar. Ya tamam da arkadaş. Öyle ya. Şimdi bütün o zamanın toplumu, o zamanın insanları içinde okuma yazma bilmeyen birine böyle bir işi, böyle bir vazifeyi Değil mi? Böyle mu muazzam ve müthiş bir mucizeyi isnat etmek, ona dayandırmak, o yapmıştır diye iddia etmek kadar saçma bir şey var mı ya? Bak Cenab-ı Hak imtihanımızı kolaylaştırmak için kıyamete kadar bütün okur yazarların, bütün alimlerin, profesörlerin, mü mümin gayrimümin, Müslüm gayrimüslim, bütün insanlığın okuduğunda parmaklarını ısırdığı ve düşmanlarının karşısında diz çöktüğü ve kıyamete kadar bütün okur yazarların taşkına döndüğü bir kitabı okuma yazması olmayan bir zatın eliyle gönderiyor. Ta ki ondan bilmeyelim diye. Bu bizim imtihanımızı kolaylaştırmak için. Yani düşünün mesela elmayı Cenab-ı Hak kuru odunun eliyle gönderiyor değil mi? Üzümü kuru çubuğun eliyle gönderiyor. Şimdi o kuru çubuk, toprak, su, hava, akılsız, şuursuz sebepler. Ha, salkımın değil mi o çubuğun ucunda asıl olan salkıma bak. O incecik, şeffaf, renkli mahfazaları, ambalajları giydirmiş. içine taamların en tatlısını koymuş. Sonra içinde bir de koca değil mi bütün asmanın tamamının şifrelerini içinde bulunduran tarihçe hayatını içinde bulunduran bir sandıkçayı değil mi? Allah Allah ceviz içli bir çekirdeği içine koymuş. Müthiş bir şey ya. Şimdi bu harikayı bu oduna isnat etmek değil mi? Odun olmayı gerektirir ya. Şimdi Cenab-ı Hak hep böyle icraat yapıyor. İmtihanımızı kolaylaştırmak için böyle yapıyor. Bakın şimdi en kuru topraktan en sulu bitkiler ya. Diyarbakır'ın karpuzu meşhur değil mi? Karpuz tamamen su. Türkiye'nin en kuru bölgesi, en kuru toprağı Diyarbakır. Dağların en kıraç yerlerinde kazsanız bir damla su bulamayacağınız yerlerde salkım salkım üzümleri yaratıyor. Bak hep zıtların eliyle gönderiyor. Bataklığın içinde de kupkuru pirinci yaratıyor. Hep zıtlardan. Şimdi biz bir fenerin ışığını karşıdakine ispat etmeye çalışıyorsak, o ışığın gücünü, kuvvetini göstermeye çalışıyorsak ne yaparız? Gündüz ortasında, güneşin altında açıp göstermeyiz. Nereye götürürüz onu? Karanlığa götürürüz. Çünkü zıtlar birbirini daha net gösterir. Karanlıkta, zifiri karanlıkta bir açarız, aa tamam. Cenab-ı Hak da zıtların eliyle gö gönderiyor. Ta ki kendi varlığını bize daha net göstermek için. Ha, aynı onun gibi. Ümmi bir zatın okuma yazması olmayan bir zatın eliyle bütün okur yazarları hayrette bırakan, bütün bilim adamlarını hayrette bırakan ve kıyamete kadar incelendiğinde içinde her gün yeni yeni hazineler, her gün yeni yeni değil mi defineler, cevherler bulunan bir kitabı okuma yazması olmayan bir zatın eliyle gönderiyor. Acayip bir şey ya. Şimdi Kur'an hakkında yabancı filozofların itirafları var. İşaretül İcaz kitabının sonunda. Orada Prens Bismarck'ın Mr. Carley gibi böyle Asya Avrupa'nın diyor zeka tarlaları hükmünde olan o insanlar. Kaç tanesini salan Avrupa'nın zeka tarlaları hükmünde olan o insanların itiraflarını gösteriyor. Kur'an hakkındaki itirafları. Ben Kur'an'ı okudum, inceledim diyor. Bu Kur'an ümmi bir zatın okuma yazması olmayan bir zatın kelamı olamaz. Hatta bir beşerin en büyük okur yazar olan bir beşerin de bir kelamı olamaz diye böyle bunu anlatıyor. Onun gibi şimdi Öyle diyor. Maharet odur ki kemalat odur ki düşmanı dahi tasdik etsin. Şimdi böyle bir kelam, böyle bir kitap ki düşmanları, mümin olmayanlar, Müslüman olmayanlar, o kitaba inanmayanlar bile onu tasdik etmişler, dil uzatamamışlar. Ve Kur'an yüzyıllardır meydan okuyor. O günden beri to bi suretin min mislihi diyor ayet. Siz de diyor Kur'an'ı Muhammed'in yazdığını iddia ediyorsanız, öyle diyorlar ya onlar Muhammed yazmış diyorlar. Yani onu bir beşer kelamı olarak düşünüyorsanız, bunu bir insan yazmıştır diye düşünüyorsanız siz de diyor bir beşerin eliyle hem de Muhammedül Emin gibi Okuma yazmak bilmeyen bir beşerin eliyle Kur'an gibi bir kitabı çıkarın, gösterin. Hani bunun bir emsalini gösterin de demek ki mümkünmüş, olabiliyormuş diyelim. Ayet devam ediyor. Hiç olmazsa bütün Kur'an'ın değil de diyor 10 suresinin mislini getirin. Onu da yapamazsınız, yapamazsınız. Onu da yapamazsanız bir suresinin mislini getirin. Hadi diyor Muhammedül Emin gibi okur yazarlığı olmayan bir zat olmasın. Bütün belilerinizi, ediplerinizi, bilim adamlarınızı hani adam adama meydan okurken der ya yedi sülaleni topla gel diye. Hatta hatta ilahlarınızı da çağırın. Onlar da size yardım etsinler. Kur'an'ın, Kur'an gibi bir kitabın bir mislini getirin diyor. Devam ediyor meydan okumaya. Diyor ki kısa bir suresinin mislini getirin hatta bir ayetinin mislini getirin diye ha, bu zamana kadar tarih boyu hiç kimsenin Kur'an'ın karşısına çıkıp da buna cevap veremeyişi mislini Kur'an'ın mislini getiremediği gibi 10 suresinin mislini getiremediği gibi bir suresinin mislini getiremediği gibi kısa bir suresinin dahi mislini getiremeyişi bu yolun bu yöntemin bu caddenin kapalı olduğunu mümkün olmadığını gösteren en büyük delil değil mi? Yoksa damarlarına bu kadar dokunduran, onlara meydan okuyan Kur'an'a onlar mücadele edecek, müsabaka edecek, karşı duracaklar. Ama mümkün olmadığı için meşhur Cahız isminde biz edip demiş ki muharebeyi bil bir suyuf mümkün ol huruf mümkün olmadığı için muharebeyi bir suyufa mecbur kaldılar. Yani kılıçla ne diyor? Harflerle yani Kur'an'ın belagatına nazire getirerek hurufla, harflerle, kitap yazarak veya sure getirerek nazire, Kur'an'a bir benzer getirerek Kur'an'la mücadele mümkün olmadığı için onların zaten değil mi adeti budur. Hak noktasında mağlup olduklarında hemen kuvvete başvururlar. Hemen muharebeyi bir suyufa ...yani kılıçla harbetmeye mecbur olmuşlar. Şimdi okuyacağımız kısım da... ...şimdi kainatın yaratılışı... ...kainatın... ...bütün kainattaki sırlar... ...incelikler, ilimler... ...ve Kur'an. Bu kitap... ...kainatın halikından, yaratıcısından başka... ...kime ait olabilir? Kim bu kelama, bu kitaba sahip çıkabilir? Bakın şimdi... Nasıl bir usta bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder. Programını işlerinin liste ve fihristesini yapar. Kur'an dahi hüküainatı yapan ve idare eden ve işlerinin listesini ve fihristesini tabir caizse programını yazan gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzdadır. Hiçbir cihetle eseri tasannu, tekellüf görünmüyor. Hiçbir cihette şaibe taklit veya başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir hud'anın emaresi olmadığı gibi bütün ciddiyetiyle, bütün saffetiyle, bütün hulusiyetiyle safi, berrak, parlak beyanı nasıl gündüzün ziyası güneşten geldim der. Kur'an dahi ben halik Alemin beyanıyım ve kelamıyım der. Şimdi Kur'an kainatı anlatıyor. Kaç tane ayet var kainattan bahseden. Ve düşünün binlerce ayet kainattaki bu yaratılıştan bahsediyor. Her biri bahsettiği konuda tam 12'den vurmuş. Her biri her bir ayet adeta yanlışsız ve eksiksiz bahsetmiş. İnceliyoruz şimdi Kur'an'ı. Ayet diyor ki: "Ve enzelna minel hadid" diyor. Biz diyor demiri semadan indirdik diyor ayet. Allah Allah. Jeoloji uzmanları inceliyorlar, bakıyorlar ki demirin oluşması için dünyadaki enerjinin dört katı fazla enerjiye ihtiyaç varmış. Ama bu demir dünyada. Hani burada ekmek var ama fırın yok. Öyleyse başka yerden geldi. İnceliyorlar, inceliyorlar. Bir türlü buna bir çözüm bulamıyorlar. Açıklayamıyorlar nasıl oldu diye. Diğer madenlerin oluşum süreçlerini açıklıyorlar. Ama buna bir şey diyemiyorlar. Sonra dinleri araştırıyorlar. Bakıyorlar ki Filipinli zannedersem bir profesör, jeoloji profesörü. Dinleri araştırıyor, araştırırken araştırırken bakıyor ki Kur'an'da ve enzelna minel hadid diyor. Biz demiri insanlığın istifadesi için indirdik diyor, semadan indirdik diyor. Sonra bir bakıyorlar ki gökyüzündeki gök taşlarının tamamı saf çelik. Meğer onlar demirmiş. İnsanlık dünyayı teşrif etmeden önce Cenab-ı Hak insanlığın istikbalde ihtiyacı olduğunu bildiği için, hayatın en önemli unsuru demir olduğunu bildiği için ne yapmış? İnsanlık dünyaya teşrif etmeden önce onları yağdırıp yerin altına depolamış ki insanlık onu alıp kullansın. Allah aşkına şimdi 1400 sene sonra ancak jeoloji uzmanlarının bulduğu bir gerçeği değil mi? bin yıl önce, bin dört yüz yıl önce okuma yazması olmayan bir zatın bir kendi ilmiyle biliyor olma ihtimali var mı? Hangi teleskopla değil mi? Hangi mikroskopla, hangi laboratuvarda inceledi? Ne yaptı da bu ifadeyi kullandı? Değil mi? Bakın şimdi anne karnında ceninin yaratılışını anlatıyor. Üç karanlık içinde diyor. Bütün annelerin erhamında, rahimlerinde çocuğun yaratılışını anlatıyor. Tıp uzmanları bakıyorlar ki Kur'an'ın ifadeleri tam bir yerinde. Şimdi hangi konuda, hangi mevzuda Kur'an neden bahsettiyse ve cealne şemse siraca demiş. Güneş döner, güneş döner bir lambadır. Biz Şimdi nedir? Hep bakın her noktada bütün ilimler hakkındaki Kur'an'daki ifadelerin tam yerinde olması. Sonra Kur'an'ın ihbarı gaybisinin gaybden verdiği, ilerden verdiği haberlerin tam yerinde çıkması. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an'dan verdiği haberlerin istikbale ait 300'den fazla gaybi haberlerin tamamen birebir çıkması. Hatta hatta değil mi? Hep anlatıyorlar. Ebu Cehil şey pardon Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Leheb ve karısı hakkında hammalesel hatap diyor değil mi karısı Ümmü Cemil onun için hammalesel hatap diyor cehennem oduncusu şimdi bu ayet nazil olduktan 8 yıl sonra ölmüş Kur'an'ı çürütmek için diyebilirdi ki ben Müslüman oldum diyebilirdi. Şakadan bile olsa derdi ve bu ayeti çürütmüş olurdu. Ayet çünkü değişmez ki. Cehennem oduncusu diyor bakın 8 sene yaşadığı halde, bu ayeti de bildiği halde asla değil mi? Onun böyle bir tavra girişme işi bu ayetin mucizesiymiş bu da ya. Adam bunu incelemiş Müslüman olmuş. Şimdi kainat hakkında, insan hakkında, dünya hakkında, ahiret hakkında, insan psikolojisi hakkında, her mevzuda Kur'an'ın bir sürü ihbarları, haberleri, değil mi? B bütün ifadelerinin yüzde yüz tam isabetli ve doğru çıkması. Sonra Kur'an'daki kanunlar, şeriat dediğimiz, beşerin idaresi noktasında Kur'an'ın insanlara teklif ettiği şeriat kanunların bütün insanlığın yegane saadet fihristesi, yegane tek mutluluk reçetesi olması. Tarih buna en büyük delil ya. Bakın şimdi ekonomik değil mi saadet hakkında, dünyanın ekonomik refaha kavuşması hakkında, dünyadaki ekonomik sistemler hakkında, Kur'an 1400 sene önce faizi haram etmiş, yasaklamış. Ha, ve 1400 sene sonra dünya ekonomistleri bir araya geliyorlar. Müslüman değiller ha çoğu. Bir araya geliyorlar. İşte 2008 Avrupa krizinde en son ulaştıkları nokta buymuş. En ideal faiz sıfır faiz. Tamam da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Ekonomist değildi. Dünya ekonomisi hakkında herhangi bir okul bitirmedi, şunu yapmadı, bunu yapmadı. 1400 sene sonra bilimin bilim adamlarının değil mi bütün ekonomistlerin fikir yürüterek ulaştıkları en son mertebeyi daha 1400 sene önceden söylemesi normal mi? Bu sözün onun kendisine ait bir söz olmuş olma ihtimali, bu hükmün onun kafasından çıkarıp ortaya koyduğu bir hüküm olma olma ihtimali var. Mı? Her noktada bakın, daha yeni Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir kanun var feli ümmihi sudüs diye Kur'an'da evladın malından altıda bir annenin hakkının olduğunu bak yeni kabul etmişler. Nedir bu? Bak yıllarca, yüzyıllarca anneleri perişan ettiler. Aa, evlat hayırsız çıktı mı bitti. Anne sokakta onca emek, onca gayret. Çöp. Ne oldu? Ha, bakın her noktada gelip Kur'an'ın ahkamına tar. Sonra Kur'an Kur'an'ı yaşantısıyla ortaya koyan ve yürüyen Kur'an dediğimiz tahallaku tahall tahallaku bi ahlakillah ahlak-ı ilahiyeyi hayatıyla yaşayan hulukul Kur'an diye Hz. Ayşe validemizin peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ahlakını sorduklarında sahabeler siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun bütün ahlakı Kur'an'dı diye Kur'an'ı yaşantısına geçiren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına ve sünnetine bakın. Allah aşkına sünnette ne varsa hep insanlığın değil mi, faydasına, insanlığın yüzyıllar sonra keşfettiği hakikatler ya. Suyun oturarak üç yudumda içilmesinden, Değil mi? Ayakta bevledilme işinden. Sağa doğru yattığında bütün organların kendi yatağına yatışından. Öyleymiş. Sağa doğru yattığınızda dizinizi karnınıza doğru çektiğinizde karın kaslarının gerginleşme işi ve en güzel yatış stilinin bu olmasından. Arkadaş anatomi mi okudu peygamberimiz değil mi? Fizyoloji mi okudu? Ne okudu? Her yaptığı yüzde yüz doğru. Garip değil mi ya? Yaptığı her hareketin altında ne var? Kur'an var ve Kur'an'dan çıkan bütün bu, bu ifadelerin, bütün bu yaşantıların her birinin tam hak ve hakikat oluşu. Siz misalleri çoğaltın. Anlata anlata bitiremezsiniz. Şu anda mesela Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın yaptığı hacamat şu anda ne kadar yaygınlaştı değil mi? Kaylula uykusundan bahsediyor. Oruç oruç ya. Japon bilim adamının Müslümanların orucu hakkındaki beyanatını okuyun şaşırırsınız ya. Ne demek bu? Namazdaki bütün hareketler, bütün kasları, mafsalları, her şeyi tam çalıştırıyor olması. insan vücudunun en sağlıklı sporunun namazdaki hareketler olduğunu hatta Avrupa'da reçete olarak fizyoloji uzmanlarının bu hareketleri insanlara verdiğini biz duyuyoruz, biliyoruz. Ha, Öyleyse bakın elimizdeki hakikatlar Elimizdeki Kur'an-ı Azimüşşan hangi mevzudan bahsettiyse hep 12'den vurmuş. Hiç ıskalamamış. Hiç yanlış bir ihbar, yanlış bir haber yok. Kainatı anlatıyor. Kur'an'da kainatın tasvirleri var. Öyle öyle ya. NASA'nın çektiği fotoğrafı gördüm ben de. Kainatın tahmin edilen fotoğraf. NASA'ya ait bir fotoğraf. Girin NASA internete yazın. NASA'nın kainatın tahmin edilen fotoğrafı diye gül goncası yazın çıkıyor direkt. Şimdi Kur'an 1400 sene önce diyor ki semaya bakmaz mısınız? Onu diyor çok yapraklı, dürülmüş bir gül goncası şeklinde yaratmışız diyor. Bir bakın şehadet getirirsiniz ya. Aman ya Rabbi dersiniz. Bakın bütün bu ihbarlar. Ha, her biri daha her ilmin inceliklerine vakıf olanlar kendi ilim dallarıyla ilgili Kur'an'da çok incelikleri buluyorlar ve imanlarını kuvvetlendiriyorlar. O Mısırlı doktorun göz kataraktıyla alakalı bulduğu o ilaç enteresan ya. Ramazan günü böyle Kur'an'ı okurken doktor kendi doktor olduğu için göz doktoru bir de bu Yakub Aleyhisselam'ın ağlamaktan gözlerine perde inmiş, gözleri kör olmuş görmüyor o vaziyette. Yusuf Aleyhisselam'ın elbisesini bulup, onu böyle yüzüne gözüne sürüp koklayıp, yüzüne gözüne sürdüğü zaman gözlerinin açıldığını anlatan ayeti bulduğunda diyor ki, ya Allah Allah acaba bir elbisede insanın gözlerini açan ne olabilir ki? bir inceliyor bakıyor ki elbise ne olur ki ter varmış ter. O ter gözün tam ilacıymış. O insan terinden göz kataraktını tedavi eden ilacı yapıyor ve Kur'an mucizesi ismiyle yapılmak şartıyla veriyor insanlara. Diyor ki bu ilacı ben buldum ama diyor adını Kur'an mucizesi koyarsanız o zaman bu ilacı veririm size diye o şekilde veriyor Avrupalılara. Şimdi bütün bunlar bunlar sadece devede kulak, hatta devede tüy. Bunun gibi ne kadar ihbarlar, kainat hakkında, insan hakkında, sosyal hayat hakkında Kur'an'ın her bir hükmünün tam yerinde olması. Ha. Evet, şu dünyayı antika sanatlarla süslendiren ve lezzetli nimetlerle dolduran ve sanat perverane, nimet perverane şu derece sanatının acipleriyle bu derece kıymetdar nimetlerini dünyanın yüzüne serpen sıravari tanzim eden ve zeminin yüzünde seren güzelce dizen bir sani bir münimden başka şu velveley takdir ve istihsanla ve zemzemeyi hamd ve şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir zikirhane, bir mescid, bir temaşagah sanatı ilahiyeye çeviren Kur'an-ı mucizül beyan kime yakışır? Düşünün mesela bir adam bir saray sarayı anlatıyor. Odalarına kadar, duvarlardaki nakışlarına kadar. Hatta hatta duvarların içindeki demir kolonlara kadar, çubuklara kadar, o demirlerin kalınlıklarına kadar kullanılan çimentonun derecesine kadar her şeyini tek tek anlatıyor. Bir baktınız incelediniz ki anlattıklarının tamamı doğru çıktı. Şimdi bu sözler o binanın sahibinden, o binayı yapandan başka kime yakışır? Bu de mi? Bu sözlerin sahibi, anlatılan ifadelerin sahibi o binanın sahibinden başka o binayı yapandan başkası olma ihtimali var mı? Öyleyse o binayı en güzel şekilde tam tamına eksiksiz tarif eden kim ise o binayı yapan odur. O kelam, o söz o binanın sahibine aittir. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'ında kainatı anlatıyor. Bakın şimdi Big Bang teorisini buldular şu anda bilimsel olarak ispatlanmış en geçerli teori buymuş. Big Bang büyük patlama. 1400 sene önce Kur'an bunu anlatmıştı ya. Kur'an'ın ortaya koyduğu fikirdi bu. Öyle diyor ayette. Yapışıktı diyor sema ve yer. Biz onu fethettik, ayırdık diyor. Sonra evre evre anlatıyor ha? Sonra diyor onu diyor taş, sıvı hale getirdik diyor. Sonra dışını kuruttuk, taşlaştırdık diyor bak. Evre evre dünyanın oluşumunu anlatıyor. Kainatın oluşumunu anlatıyor. Bakın ta kainatın oluşumundan, anne karnında çocuğun değil mi? Yaratılış evrelerinden, Allah Allah, insanın kalbinden geçen hatırattan. Bütün bak devenin yaratılışını anlatıyor Kur'an. Bal arısından bahsediyor, inekten bahsediyor, örümcekten bahsediyor. Bütün kainattaki işleyişi anlatıyor, icraatı anlatıyor. Bakın, sarayın sahibi saraydan bahsediyor, bir inceliyor ilimler. Bütün ilimler bakıyor diyor ki tam yerinde, eksiksiz 12'den en güzel ifade böyle olabilirdi diye. O yüzden Bediüzzaman Hazretler diyor ki zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tazevvüh ediyor diyor. İlimler ilimler geliştikçe ne yapıyor? Kur'an'ın hakikatleri bulunuyor. Ve ilimler inkişaf ettikçe insanlık Kur'an'a yönelmek zorunda, Kur'an'a teslim olmak mecburiyetinde kalıyor. Ya Ne kadar var iftara? Evet hemen şurayı da bitirelim. Şurası müthiş ya hakikaten ifadeye bakın şimdi. Bir temaşagah sanatı ilahiye çeviren ve Kur'an-ı mucizül beyan kime yakışır ve kimin keramı olabilir ondan başka kim ona sahip olabilir Allah Allah Yani şimdi böyle bir kelamı bütün bilimlerin tasdik ettiği bütün asırlara ışık tutan hiçbir asırda onun getirdiği şeriatın insanlara dar gelmediği bir Kur'an'ı siz okuma yazması olmayan bir zatın yazdığını iddia edin. Hangi akıl kabul eder bunu? Ya. Ondan başka kimin sözü olabilir? Dünyayı ışıklandıran ziya güneşten başka hangi şeye yakışır? Dışarı cam açtınız baktınız ki her taraf aydınlanmış. Ya acaba komşu lambayı mı açık unuttu? Belediye sokak lambasını söndürmeyi mi unuttu? Diğer hiç aklınıza böyle bir şüphe gelir mi? Bu ışık kime yakışır? Kimin ışığı olabilir? Dünyayı aydınlatan bu ziya, bu ışık güneşten başka kime yakışır? Tılsım-ı kainatı keşfeden alemi ışıklandıran beyanı Kur'an şems-i ezeli'den başka kimin nuru olabilir? Şimdi biz kainat hakkında, mahlukat hakkında, hatta kendimiz hakkında karanlıktaydık. Bilmiyorduk. Niye geldiğimizi bilmiyorduk. Bu kainatın niye yaratıldığını bilmiyorduk. Yaratıcının gayesini bilmiyorduk. Hiçbir şey bilmiyorduk. Yaratılışın nasıl olduğunu ha, Bütün kainat hakkında, insan hakkında, değil mi? Bütün mahlukat hakkında bizi aydınlatan. Sonra Kur'an'ın tarifine baktığınızda her şey tam yerli yerinde. Şimdi düşünün mesela şöyle bir toprak toprağın altına bir ağaç yatırmışlar. Üstüne de toprak örtmüşler siz bilmiyorsunuz. Şimdi birisi geldi dedi ki şurada dal var, şurada gövde var, şurada yaprak var, şurada meyve var, şurada şu var, burada bu var dedi. Kazdınız, kazdınız baktınız ki tam yerli yerinde onlar çıktı. Ne dersiniz? Bunu buraya gömen buna bildirmiş dersiniz değil mi? Yoksa daha önce bilmeyen birisinin bütün ihbarlarının, bütün haberlerinin, bütün sözlerinin tam yerinde ve doğru çıkma ihtimali düşünülemez. Şimdi bakın kainat ağacını Kur'an öyle bir anlatıyor ki. Her şey ayça, ayça bir puzzle'ın parçaları gibi tam yerli yerine oturuyor. Şak diye oturuyor. Kainatın yaratılış hikmeti, Allah'ın peygamberleri gönderme sebebi, insandan beklenilen netice, yani her şeyi düşündüğünüz zaman tam tam diyorsunuz. Ve bakın ilimler, fenler Kur'an'ın ihbaratını kazdıkça bu da doğru, bu da doğru, tam yerinde hakikat diye değil mi, buldukça teslim oluyor ve Kur'an'ı tasdik ediyor. Evet tılsımı kainatı keşfedip alemi ışıklandıran beyanı Kur'an şemse ezeliden başka kimin nur olabilir? Kimin haddine düşmüş ki ona nazire getirsin, onun taklidini yapsın. Evet, bu dünyayı sanatlarıyla zinetlendiren bir sanatkarın sanatını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldir. Şimdi kainatı yaratsın. Sonra en güzel nimetleriyle, sanatlarıyla donatsın. Sonra o sanatları okuyabilecek, o nimetlerden istifade edecek ve yaratıcıya muhatap olabilecek insanla konuşmasın. Olabilir mi? Bütün mahlukatı konuşturan kendisi konuşmuyor olma ihtimali var mı? Öyleyse muhakkak ve mutlaka konuşacak. Kiminle konuşacak? Bakın ne diyor. Madem ki yapar ve bilir elbette konuşur. Madem ki yapar ve bilir elbette konuşur. Madem yapan bilir elbette bilen konuşur. Şimdi Kur'an'daki hitap, Kur'an'daki ifade kainatı yapan, yaratan, bilen zata ait olduğu anlaşılmıyor. Aa Madem ki yapar ve bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşur, elbette konuşmasına yakışan Kur'an'dır. Konuşmasını bilen zişur, şuur sahibi olanlarla konuşacak. Onların içinde de Allah'a en iyi muhatap olacak insan olduğu için mutlaka ve muhakkak yaradanın insanla konuşması mevzu bahis. Öyleyse Yaradan'ın insanla konuştuğu kelam hangisi olabilir? Kur'an'dan başka hangi alternatif var? Değil mi Cenab-ı Hakk'a yakışan? İnsanın muhatap olabileceği, Allah'la insanlar arasındaki en yüksek irtibat ve rabıta Kur'an'dan başka hangi kelama yakışır? Bir çiçeğin tanziminden la kayıt kalmayan bir malikül mülk, bütün mülkünü velveleye veren bir kelama karşı nasıl kayıt kalır? Hiç başkasına mal edip hiçe indirir mi ya? Allah Allah. Şimdi başka yerde çok güzel buna bir örnek var. Diyor ki şimdi rasathaneler var. Uzay araştırma merkezleri var. Düşünün mesela bin sene boyunca rasathaneler de devamlı uzay araştırılıyor. Bin sene boyunca bir yıldızdan bahsediliyor. Bin sene boyunca bütün uzay araştırmacıları hepsi o yıldızı anlatıyor. Şimdi birisi dese ki ya o yıldız var ya hani onların yıldız dediği o yıldız böceğiymiş ya. Bin senedir hep aldanmışlar. Yanılmışlar. Göz yanılması, ol, yanılması olmuş deseler inanır mısınız? Hem rasat ehli adam, yani uzay araştırma uzmanı hem de en ileri aletlerle bin yıldır incelediği halde yıldız böceğini yıldız olarak görmüş olma ihtimali olabilir mi? Şimdi Kur'an o sema. Kur'an'ın ayetleri her bir birer yıldız. Şimdi bu işin ehli olan, öyle ya, bu işin hakkını veren bütün değil mi? Uzmanlar. Müslüman veya gayrimüslim. Fark etmiyor bak. Kur'an'ı inceliyorlar. Ve Kur'an'ın ayetlerini inceliyorlar. Ve bin yıl boyunca, bin dört yüz sene boyunca inceliyorlar. Kur'an Allah kelamı olmadığı halde onu Allah kelamı zannediyorlar. Haşa. Kur'an beşer kelamı olduğu halde onu Allah kelamı zannediyorlar. Ve hiçbir ayetinde beşer kelamını ifade eden beşer kelamı kokan bir ifade görmüyorlar. Mümkün mü böyle bir şey? Ha, Kur'an kelamı ilahi olmasa bütün dost ve düşman onun kelamı ilahi olduğunda ittifak eder mi? Evet, şimdi vakit yaklaştı. İftar saatimiz geldi. Bunun inşallah beraberce bir iftar duası yapalım. Kaç dakikamız var? 3 dakikamız var. Amin. Auzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rab, şu duaların reddedilmediği saatte sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Ellerimizi açtık. Oruçlu ağızlarla huzuruna geldik ya Rabbi. Kapından bizi boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, şu orucun arkasından bize iftar sofralarını ikram ettiğin gibi. Ruhumuzun açlığına da Kur'an'ının ziyafetini, Kur'an'ın manalarını, Kur'an'ın hakikatlarını ikram et. İhsan et bizi doyur ya Rabbi. İnsanlığın imdadına bizi koştur ya Rabbi. Ya Rabbi şu okuduklarımızı hayatımızda yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Bize istikamet nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin rızan için tuttuğumuz orucu senin rızan için açacağız. Ne olur bizden eksiğiyle, kusuruyla, günahıyla kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda iftar sofrasını bekleyip de sofrasında iftarı olmayan insanlar var ya Rabbi. Onların da imdadına koşabilmemizi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin rızan için senin senden ümit seni, senden ümid ederek sana ellerimizi açtık. Senden başkasına bizi muhtaç etme ya Rabbi. Ya Rabbi insanlığın imdadına Kur'an'ın hakikatlarıyla koşmamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hurmeti taha ve yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.